Ghost kimdi? Ghost'un kim olduğunu hiçbir zaman söylemeyeceğim ben. Para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam, ben Zafer Akçay. Selamlar Zafer Hocam. Selamlar, emeğinize sağlık. Şimdik, arkadaşlar Zafer Hoca'da abone modu alıyoruz. Video bitince açalım. Video bitince açalım size zahmet. Böyle şurayı ayarladım. Haydi bakalım. Akçay. Aleykümselam, aboneler hoş geldiniz. İyi seyirler. Hoş geldiniz. İlk olarak başlayalım motor günlüğüyle. Buradaki arabaya yol veriyor. Eller falan da cıbıl. Hadi görmezden gelelim. Şöyle yapalım. Araba da sağa çekiliyor. Teşekkür babından onu yol vermek için mi? Park için mi? Bilmiyorum ama bak bir teyze geçtik oradan. Eyvah eyvah. Oh bir de telefonla navigasyonla oynadık. Arabadan fren geldi. Ne oldu? Bak çok riskli. Telefonla navigasyonla oynadık. Arabadan fren geldi. Ne oldu? Bak üçüncü şahıs kapıyı açtı. Araba ona çarpmamak için sola kırdı. Allah'tan bir şey olmadı. Ama benim... Harbiden ucuz yırtmış. Hepinize birkaç önerim var tabii bu videodan. Şimdi burada ortada böyle yüksekte bir teyze dururken oraya yakın gitmeyin. Olur biraz daha mesafeyi açın ve geriden gidin. Teyzenin ayağı takılsa düşsün. Bundan bu arada ben size geçen de bahsetmiştim. Bu benim trafikte çok korktuğum bir şey. Yani bazen o ortada refüjde çalışan abiler ablalar falan da oluyor ya. Bundan gerçekten çok korkuyorum. O yüzden böyle yolda molda birini gördüğüm zaman direkt böyle çok ayıkta bekliyorum yani. Şöyle birilerini gördüğüm zaman. Çünkü bak teyzenin bir anlık tansiyonu düşer takılır çok korkunç. Biraz daha mesafeyi açın ve geriden gidin. Teyzenin ayağı takılsa düşsün. Olmaz mı? Ve telefonla oynamayın. Navigasyonla özellikle. Dur kenarda ne yapacaksan yap. Oradaki 1-2 saniye çok önemli. Bak ilerideki arabanın kapısı açılıyor. Ben videodan görüyorsam sen canlı olarak oho çoktan görürsün. Arabanın fren lambaları yandı. Senin elin hala frenin üstünde ama fren sıkmıyorsun. Çünkü aradan geçmeyi hesaplıyorsun. Şimdi bu kadar olumsuzluk varken sen dikkat. Vallahi dikkat. Harbiden de bayağı sıkıntılı şeyler varmış. Ay kaldırım deyince bugün bir kız gördüm. Çok ince bir kaldırım vardı. Oraya yan yaklaşırken dengesi bozuldu düştü. Bir şey olmuş mu? Korkunç la. Savaş'la sürelim. Tıkanmış trafik. Ne oldu? Savaş o aradan gitmeye çalışırken araba benzinliğe girmeye karar verdi. Öyle ya son anda verilen bir karar bak. Yoksa yok öyle bir karar. Olsa sinyal verir buradan girer. Son anda hadi diyor benzin alayım. Orada bir boşluk var ve orada bak çocuklar var. Şimdi bir boşluklardan gidiyorsanız çok... Çok riskli bu arada harbiden ya. Hani motorcu da bence bu arada burada... Motorcuda da sıkıntı var bu arada. Yandan gitmeyi ben onaylamıyorum baba motorda. Çok da hani o önemli değil benim için şu an burada. Araba çok hatalı. Dikkatli olun arkadaşlar. Arabanın yaptığı aşırı hatalı. Araba döndü. Sinyal var mı? Yok. Ve sen nereye gidiyorsun şu anda? Çocuklara doğru gidiyor. Lah muhafaza bak. Çocukların tam üstüne gidiyorsun. Onları biçersin biraz daha hızlı olsa. Vallahi çok sıkıntı. Dayı ne yapıyorsun da sen ne yapıyorsun? Savaş. Sen de orada sütten çıkmak kaşık mısın şimdi yani? İğneyi kendimize batıralım, çuvaldızı başkasına. Doğru diyor Zafer Hoca. Kahraman. Daha geçen ne oldu? Geçen gidiyorum. Bu şey var ya. Bir tane tır videosu var. Yolda tır duruyor. Geri tüm otobanda dönmeye mönmeye çalışıyor. Tüm yolun ağzına ediyor. Tıkıyor mıkıyor. Hatırlıyor musunuz? Şuydu ya. Yol tıkamıyor. Hayır. Bir tane araba var. Geri gidiyor ya yolda. Yolda durup geri... Gitti kazaya sebep oldu. Kesin bu çıkar böyle ya. Şu araba abi şu. Aynısını yaşadım bak tırmır yok. Hani biz normal arabalar olarak gidiyorduk. Ankara'da birebir aynısını yaşadım. Çevre yolunda bir tane kadın arabayla geldi. Aha bunu yaptı bak. Şöyle dönecekti. Çevre yolunda Gimat'a doğru inen yol. Aynı yer yani çok benzer bir yol. Kadın böyle durdu. Arkadan hızlı biri gelse ortalık 56. Yani %100 biriyle bir şey olur. Kadın bayağı durdu böyle. Allah'tan arkasındaki araba yavaştı. Herkes durdu. Frene asıldı masıldı falan. Kadın sonra hiçbir şey demeden tın 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 geldi. Şöyle geçti gitti. Babacım. 2 kilometre gecik ya. 5 dakika gecik 2 kilometre gecik ya. Ah. Baba. Baba. Bak hiç umurunda değil gidiyor.
Gördü, hiç umurunda değil. Aynı böyle yaptı. Birebir aynısını yaptı. Şahitçi de geldi. Helal olsun motorcu dayanışması. Abi koruma demiri denk geldi buraya ya. Ya kardeşim. Lan bu şey, sen bu şey nasıl geçiyorsun? Ama abi sen de sinyal vermedin, birden döndü. Ya sinyal vermedin, senin oradan gitmen hatalı da kardeşim ya. Abi benim gitmem niye hatalı, gözünü sevdim ben de. Ben burada bu arada Zafer abinin yorumunu merak ediyorum ama ben bunu mesela hep diyorum ki motorcunun böyle bir hakkı yok. Gidemez yani, değil mi? Yanlış değilim. Oradan geliyorum. Buradan gidiyorsun, şuradan gidiyorsun ya. İnsan en sağ şeritte giderken sağına da bakmaz ki yani. Çok önemli. İnsan en sağ şeritten giderken sağına da bakmaz ki. Hiç kimse bakmıyor, hiçbiri bakmıyor. O yüzden dikkat. Araba da hatalı, arabaya hakkı demiyorum. Abi sen birden girdin, gözünü seveyim, sinyalin falan yoktu ki. Ya sinyalim olsa ne olacak ki? Sinyalin yoktu ki abi. Sinyalim. Neyse tutalım, devam edelim abi. Dayı, senin de sinyalin vermek zorundasın. Sen sadece sağda araba var diye o sinyali vermiyorsun. Arkandan araba geliyorsa onu bilgilendirmek için veriyorsun ve son saniye dönüyorsun sen de. Sıkıntı yok. Ve ne olursa olsun aynanı da kontrol etmek zorundasın. Hürcan çok keyifli bir şekilde motorunu sürüyor. Işıktan kalktı. Bat 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 bat. Fakat o kadar keyifli devam edemeyecek. Çünkü bir araba tırnak için... Çok geçmiş olsun. ...tırnak için de aniden dönüp Hürcan'ın çarpmasına sebep oluyor. Burada da hakikaten çok üzüldüm ya. Çok keyifli bir anı belli ki yani. Ancak bak şimdi... O ileride o arabanın ışıkları yanıyor ve sol sinyali yanıyor. Hiç mi bir şeye uyanmıyoruz biz burada? Yani o araba niçin sol sinyal veriyor? Ya oradan dönemez. Tamam dönemez. O sinyali muhtemelen şey algılamış olabilirler. Şu şeride çıkıp da devam edecek gibi de. Abi Türkiye burası ya. Zafer abi sürekli söylüyor abi. Her şeyi bekleyeceksin. Helin abone olmuş, hoş geldin. Nikrat abone olmuş, hoş geldiniz. Tamam düz çizgi anlıyorum da. Derdimizi kime anlatacağız yani? Yapmayın bak. Murat akşam saati genç arkadaşlarıyla büyük ihtimal öyle tahmin ediyorum sürüyor. Biri sağından fuu diye geçince o da ne yapıyor? Teker yapıp ona karşılık veriyor ama popo üstü yerde. Popo üstü yerde. Abi çok korkunç ya. De Murat. Hay Allah. Bunun arkadan hızlı ya bir araba gelse var ya. Anlıyorum gençsiniz falan ama bunu yapmanın yeri burası mı ya? Dört şeritli otoban orası ya. Bak kaldırdı, denge yok, gitti arkaya. Kop pantolonun üstüne. Kim bilir ne oldu? Bak. Çok korkunç oğlum. Hızlı bir araba gelse velet darin amin. Arkadan gelen trafiğe bak. Hızlı bir yol bir de orası ya. Demir, üstünden geçerler. Vallahi görünmez. Üstünden geçerler. Bunların yeri caddeler değil çocuklar. Yine akşam saati. Subutay Doberman motoruyla kulaklar böyle gidiyor. Niye kapatıyorsun Subutay'cım aynı? Bak. Ya. Aynayla ilgisi yok burada ama yani acaba? Biraz dikkat etmemiz gerekmiyor mu çocuklar? Bakın şimdi durduk. Bak burada kornaya basacağını fren yapsan 50 metrede durursun zaten 50 kilometreyle. Fren korna nedir? Korna çalmayı öğreneceğiz de fren yapmayı öğrenin. Doğru bir frenlemeyle o motor burada çarpmadan çok rahat dururdu. Çok. En kötü bir kaçış rotası da var gibi değil mi? Rahat. Ve burada tamam haklısın yani burada çizgiler olduğuna göre arabanın çıkış önceliği yok. O bekleyecek sen geçeceksin. Haklısın da sen de fren yapmayı bilmiyorsun ama Suutay'cığım bunu öğren lütfen ya. Sonra derdini anlatıyorsun işte. Böyle bir yola çıkma var mı? Böyle bir yola çıkma var mı? Yok. Olmuş daha yapacak bir şey yok ya. Şener'in arabasındayız. Şimdi soldan skuterli arkadaşlarımız geldi. İki kişiler sağa doğru geçti. Otobüs ne ödüğü belirsiz bir şekilde çapraz duruyor. O da kaldırımdan geçerim ben bunu diyor ama. Kaydı. Kaldırımın intikamı acaba havanın hava basıncıyla alakalı olabilir mi lastiğin? Oluyor ve düşüyorlar geçmiş olsun. Küçükken biz bisiklette çünkü lastik inik olduğu zaman böyle şeyler yaşıyorduk. Şimdi aldık başa. Bak şu kaldırımları kullanmayın gözünü seveyim. Kullanmayın. Kullanacaksınız da şu 45 derecelik açıyı biraz büyütün. Yani minimum 45 olsun. 50, 60, 80, 90 en iyisi. Ama minimum 45. Biraz böyle paralel yani. Gibi girmeyin oraya. Ön teker kayar, arka teker kayar düşersiniz. Lastiği de yarar atar bu arada. Kaldırın böyle. Adışımla sürelim. Tarlalar, marlalar, düzlükler. Güzel yerler, yemyeşil ve araba çıkıyor.
çıkar mı? Davar abi bak, bu adam davar mı? Bu adamın mesela laps işlemi hemen yapacaksın, bu adamı iptal edeceksin. Bu ne oğlum? Böyle bir çıkış var mı ya? Her. Bu insanlık dışı bir hareket. Bu ne oğlum? Güzel yerler yemyeşil ve araba çıkıyor. Çıkar mı? Delil ha. Peki Zafer çok mu suçsuz? Ya tabii ki suçsuz ama var onda da. Bak şimdi gel adışım, gel gel tartışalım. 90 levasını gördün mü? Sen kaçta gidiyorsun? 110-120 benim tahminim. Peki hadi birazcık aşmışsın, yaramazlık yapmışsın. 70 indin mi 80'e 90'a? Tali yol var. Onu gördün mü? Solda tali yol var. Onu belki gördüğün için sağa gidiyorsun. Emin değilim. Tehlikeli viraj tabelası sağa doğru. Zafer abi burada şunu diyor yani. Sen kurallara uysan kendi hayatını riske atmazsın. Bu ülke davarlarla dolu. Hani bu tarz trafik canavarıyla dolu diyor. Yani görüşün kısıtlığı ve araba çıkıyor. Sen de sağa geç. Kurala uymak zorundasın babacığım. İşte ama daha da gelse vallahi çarpışmak işten değil. Değer mi? 90-70 yapıver. Değer mi ya? Çünkü onlar çıkacak. Sen ne diyorsun orada? İleride görüşürüz mü? Demeyiz Ömer abi. Ve efendim. Emre viraj yapıyor. Bak redline'da, redline. Emniyet şeridinde ne işin var Emre'cim? Koskoca şeridin boş orada. Niye emniyet şeridine çıktın ya? Zaten motor bak böyle böyle böyle. Üzerinde air mi var motorcunun? Oha air ne lan? Niye herkes oha dedi? Ne oldu ya? Emniyet şeridine çıktın ya. Emniyet şeridinde ne işin var Emre'cim? Koskoca şeridin boş orada. Niye emniyet şeridine çıktın ya? Zaten motor bak böyle 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 gaz kontrolüm falan yok Emre'cim. Bir önceki klipte airbag varmış. Bunu öğren ama ya. Yani bu virajları yapacaksan, virajlar güzel de bir şöyle Apex'e dalmamayı öğren. Bir de şu gaz kontrolü çok önemli. Çünkü motorun hayacak stabilitesi orada önemli. Bak şimdi gir düzelt, gir düzelt, gir düzelt. İçeri kaçıyor. Çünkü viraj tekniklerin eksik. İçeri kaçıyor dışarı. Böyle acayip bir şey. Neyse bunlar önemli değil. Bunlar senin bileceğin şey. Yine en sağa geçerek bu virajı dönüyoruz. Şimdi, kayacak, kayacak. Şimdi solda olsak çok daha önce göreceğiz karşıdan geleni. Ama sağdan girdiğin için geç görüyorsun. Neyse ki bir şey olmuyor. Arkadaş teker yapmış. Onu işte var ya, geçerken kafaya bir koyacaksın. İçin geç görüyorsun. Neyse ki bir şey olmuyor. Bu ne abi? Araba gelse ne yapacaksın kardeş sen? Diyelim araba çıktı, ne yapacaksın ya? Bu kadar ucuz mu oğlum hayatınız? Ucuz yırtmış ya, motorcu çıktı karşısına. La bir araba çıksa, hızlı gelen bir araba döndü çıktı la. Bir koyar var ya, sinek gibi yapıştırır ha. Arkadaş teker yapmış, indirememiş, senin şeridinde indiriyor. Öyle. Bak orada teker yapmış. Demek ki teker yaparken dengeyi bozdu, sola doğru indirdi motoru. Ya burada kafa kafaya çarpışsanız ne olur biliyor musunuz? Bak köprüden aşağı uçar. Emre'nin suçu yok. Direkt Emre'nin üstüne geliyor. Bu iki motor kafa kafaya çarpışsa düşünmek bile istemiyorum. Yani oradaki sürette gerçekten çok kötü şey olur. Aman ama. Değişik ya. Tekeri illa yapacaksan git dümdüz yolda önünü gördüğün yerde yap yani. Hani zaten yapma da. Hani yapacaksan da bari bir akıl mantık yürütün abi. Yüce Hun abone olmuş, hoş geldin. Onur'la devam. Güvenlik kamerası görüntüsü. Siteye giriyor. Çok yapılan bir hata. Bak içeriden alıyor. Siteye giriyor. Ya yapmayın. Sola dönüşler her zaman için dışarıdan Emre'cim ya. Herkese söylüyorum. Bak solda görüşün yok. Arabayı göremiyorsun. Şuradan yani. Ne yapacaksın? Açıktan geleceksin ki sen onu gör. O da seni görsün. Açıktan. Sola dönüşler açıktan. Sağa dönüşler kapalı. Arabacının da arabası çok kıymetliymiş ya. Hiç geçmiş olsun iyi misin falan yok galiba. Tampon. Belki demiştir Zafer abi ya. Hani geçmiş olsun iyi misin, iyiyim abi falan muhabbet dönmüş olabilir ya. Tampon önemli. Yine bir başka Emre arkadaşımız. Ümraniye'nin oralar mı ya bura? Arabasındayız bu kez. Orada bir kask yok, hiçbir şey yok. Arkasında çocuk var, bir adam. Emre de yazık ona, yol vereyim bari de diyor. Ama arkadaki öyle düşünmüyor. Aman aman aman. Emre'yi sollayıveriyor valla. Ya çarpsaydı? Kardeşim o çocuğun vebalini nasıl ödeyecek? Belki senin çocuğun, belki yeğenin, belki bir... Geçen hafta aynısını yaşadım yine ben arabayla. Arabayla evden çıkıyorum. Ondan sonra bir araba bana yol verdi. Arkadaki sığır da tam bir sığır. Hani artist böyle. Tam zaten belli. Bebe 20-21 yaşlarında böyle kendini camları açmış falan. Hani mahalle abi amına koyayım ben durmam ya yol veririm falan. Amına benim arabayla bir çıktım.
Laps karşı karşı geldik. Bebeğin yani üstünden ezip geçeceğim hızlı çıksam. Hızlı çıksam tamam bebeği ezip geçeceğim. Olan bebeği olacak yani. Baba senin öyle bir hakkın yok. Öndeki araba duruyorsa duracaksın. Sen neyine güveniyorsun da sollamaya çalışıyorsun orada yani. Belli ki öndeki araba bir şey veriyor da çıkıyor. Eşik ya. Akraban. Vicdan azabı çekmeyecek misin? Ne bindiriyorsun küçük çocuğu motora? Onun başına bela. Bana ne bela ben? Ne ben normal yoluma çıkmışım. Adam kendisi bir de şey yani. Yavaş çıkma da değil. Tamam mahalle çıkışı vardır ya. Herkes o hatırlıyor. Gaza basıp şöyle kırıp. Müzik açık cam inik. Anladın mı? Hani çıkacağı zaman beni görünce freni tutturdu böyle. Pardon falan yapıyor amına koydum. Pardon küfür ettim. Zafer hocam özür diliyorum. Zafer hocanın videosunda küfür etmemem lazımdı. Pardon. Kask yok bir şey yok. Biraz eğlenelim. Bu fotoğraf çok güzel ama ya. Burada ne var anlayamıyorum da. Bir güvensizlik bir söz konusu yoksa amca elinde bir şey tutmak için mi ters binmiş? Nasrettin Hoca misali mi? Vallahi anlayamadım ama. Bir güven konusu var yani burada. Komik değil mi ya? Komik. Çok korktum ya o kaza olacak diye. Ali sürüyor. Filtreleme yapıyor oradan buradan. Çurt. Geçerken şurada bir şey oluyor. Kapıyı mı kapatacaklar? Ali'nin ödü kopuyor. Aklım gitti diyor. Beklemiyor ki o arabanın içinde adamlar olsun da ona bir şey söylesin. Baksana. Keyifler yerinde ama. Dokunmayın. Bir dakika cam açacağım. Hadi biraz gülelim, biraz utanalım. Arkadaki scooter Burki'yi ittire ittire bak ne yaptı. Yol istedi, yolu açtı ve buradan kırmızı ışıktan geçti. Bu kadar bekleyenler enayi. Burada kaldırımdan gelip çimenin üstüne park edene mi utanalım yoksa ters şeritten giden arkadaş için mi utanalım? Bir anda 3 tane trafik şeyi var ha, kural ihlali. Hangisine utanalım? Söyleyin ya. Yasin gidiyor. Karşıdan bir şey geliyor Yasin abi. Bir kızıyor. Of. Of. Küfür etmiyor ama. Ses tonu çok yükseliyor. Hala geliyor karşıdan da. Sola bak sola. Bak bir, iki, üç, dört. Hepsi ters şey. Beş. Hepsi ters. Ne zaman bu hale geldik ya? Nasıl bu kadar vurdum duymaz ve bencil olabiliyoruz ya? Utanma. Yetmez. Yuh diyelim. Soldan giden arkadaşa yuh diyelim mi? Dükkanların önünden geçiyorsun. Bak orada teyze bir saniye önce çıksa ve bakmasa orası kaldırım diye. Onu ezecek misin sevgili arkadaşım? Sevgili genç dostum. Onu ezecek misin? Vallahi bir de bir şey diyeyim mi? Kimse yanlış anlamasın. Ama birinin bir tanıdığı da böyle. Birinin anası olur, bacısı olur. Böyle çarparsın. Ağzını yüzünü de dağıtırlar. Linçlerler seni yani. Haberin olsun. Böyle de bir cahillik olamaz yani anladın mı? Hani sen keyfinden bir yere erken gideceksin diye şey yapacaksın diye millet zarar göremez abi. Böyle bir rahatlık olamaz yani. Bununla yapamaman lazım abi. Bir kaldırıma çıkıyor. Dükkanın önünden geçiyor harbiden ha. Ne düşünüyorsun? Ali Eren'in olayı tam yok ya. Sağdaki güruha bak. Güruh diyeceğim ona. Muz atıyor ya. Ne yapacak? Muz atacak, Ali Eren'in üstünden geçecek, düşecek, sen gülecek. Çizgi film şeyi çok hayal kurmuş herhalde. Nasıl? Ha? Muz motosiklet düşürmez de. Sen neyi düşündün o sırada yani? Bakalım. Bak bak şimdi Ali Eren de gel buraya diyor. Gel, gel diyor. Ne koş koş Ali Eren koşup bir yumruğu bir koysana ağzına. O sırada onlar da geliyorlar ama sonunu bilmiyorum bunun. Merak da ettim. Kavgamı ettiler, özür dilediler. Özür dilemişlerdi. Tam özür dilemeye gelmiş gibi bu arada ya. Şaka yaptık abi demişlerdi. Mustafa sürüyor. Şimdi yuh diyeceğiz ama hep birlikte böyle ağız dolusu rica edin. Ağız dolusu. Hadi. Yuh. Yuh. Ben gerçekten söyledim ya. Bu adama söyledim. Çünkü işlek bir cadde ya. İşlek bir yol burası. Bak arkada bir sürü araba geliyor. Sik kafasına bak oğlum. Nasıl yapabiliyorsunuz böyle bir şey ya? Bak yine küfür ettim ya. Demeyelim. Dinleniyorum ama ya. Buna da yuh demeyelim. Ne diye? Acelesi var diyelim mi? Ekmek parası falan mı diyelim? Ne diyelim ya? Sol. Durucu sağa mı gelecek? Üçüncü şeritte tır gidiyor. Ekmek parası tabii. Üçüncü şeritte. Üç şeritte zaten yok. Üçünde de tır var.
Geçiyor, tekrar çıkıyor. Önemli değil onun. Ekmek parası ya. Şimdi o gaz kesse kaç liraya toparlayacak o araba falan. ETS'de ben. Bunlar yazılacak, ben çok iyi biliyorum. Ama senin orada gitmeye hakkın yok. O şerit abi, sana... Ekmek parası falan değil abicim. Sağ şeritte süreceksin. Tıkanıyorsa ortadan geçeceksin. Tıkanıyorsa ortadan geçeceksin. Hani hep öyle yaparlar diye ben onu kural... Tam hakim değilim kurala. Orta şeride geçebiliyor mu geçemiyor mu bilmiyorum ama. Sağ şerit tıkanıyorsa orta. En sona da geçemezsin. Bunu otobüsçüler de çok yapıyor. Tırcılar da çok yapıyor abi. Bu ekmek parasıyla falan alakası yok yani. Sana kapalı. Sen iki şeritte gidebilirsin. Üçüncü şeritte bir tır gidemez. Dünyanın hiçbir yerinde. Türkiye hariç. Bu arada bu tarz, bak bu tarz durumlarda olacak şey çok basit arkadaşlar. Bak iki tane tırcının, üç tane tırcının böyle ehliyetine el konulsun. Desinler ki baba senin bir daha sınavına gireceksin 6 ay sonra, ehliyet yok sana. 6 ay sonra sınavına gireceksin, alacaksın. Bak tırcıların arasında öyle bir yayılır ki bu. Ben size bir şey diyeyim mi? Bir ay içinde bir tane tırcı göremezsin sol şeritte, bak bir tane bile göremezsin. Bunlar rahatlıktan yapılan şeyler. Başver. Biz eğlenceye bakalım. Eğlence dediğimiz ne? Siz soruları bileceksiniz. Hep birlikte eğleneceğiz. Çünkü ne beklenir diye soruyorum. Ve gittikçe... Aleykümselam Saydım, hoş geldin. Yükselen oranda bir doğru tepkisi alıyor. Aferin size. Hadi bakalım. Kamyon tümsekten geçti ve durdurdu. Ne bekliyoruz? Bu zor ama ya. Ola Zafer abi. Yumurta çetesi bekliyorum. Direkt söyleyeceksiniz ama şunu ben bildim falan, ama zor gerçekten. Bunu bekler misin? Oo, tavana çıkma için merdiveni düştü lan. Demir bu, demir. Şener de hemen selektör selektör koşuyor, diyor ki ya demir düştü diyor. Böyle bakıyorlar. Begüm, çok temkinli Begüm. Araba dönüyor, tır döner gibi en sola doğru. Begüm yine temkinli, araba sağa çekiliyor. Sola mı dönecek? Karşıda da bir araba var. Hadi bakalım. Vallahi ne beklenir? Dönecek. Vallahi sola dönecek. Begüm aferin bu arada. Begüm tüm olasılıkları bence düşünmüş. Ama yine de şaşırıyor. Araba sola dönmek için sağa çekilmiş çünkü. Değil mi Begüm? Araba sağa çekilip sola dönmüş. Ve hani o kadar acemi sürüyor ki adam. Sanki tır çeviriyor. Hani çıkışı zaten saçma. Bir de sola dönmek için sağa kırıyor, oradan sola kırıyor. Bolu tüneli. Tünellere yavaş girmeliyiz. Neden? Birincisi kural öyle. İkincisi karanlık. Bu tünel aydınlatılmış ama gözler bir alışsın diye yavaş girin. Çünkü içeride siyah bir köpük olur, göremezsiniz. Ama burada durum öyle değil. Ne beklenir diye sordum. Böyle bir tünelde. Duracak Doplo. Doplo duracak. En sağ şeritten de gidiyorsun. Ne beklenir? Sürat güzel bu arada. Mehmet'i tebrik ediyorum. Bak arabalar fren yaptı. Mehmet iki fren birden yaptı. Araba bozulmuş. Durmuş arabalar. Bozulmaz mı? Kul yapımı ya, bozulmaz olur mu? Ankara. Şimdi, yeşillikten anladım. Şimdi Emokan'la bak durdurdum. Hadi ne beklesin? En soldan gelecek baba. Burası bir işte en soldan. Otoyol giriş en çıkışı soldan, ya da başka bir yer. Yok, tabelalar beyaz. Otoyol değil ama duble yol çıkışı. Tamam. Gördün mü? Bizim çok becerikli sulamacı arkadaşlarımızın yaptığı ayar bu. Sulama. Yetkili. Bu videoyu 2 sene önce Fulya'ya çekip yayınlamıştık. Kamera Fulya'da, öndeki de benim. Şimdi geçen hafta olay oldu yine. Virajda fren yapılır mı yapılmaz mı falan. Ya yapılır tabii. Ben virajda fren yapılmaz derken yapmak zorunda kalmayın anlamında söylüyorum. Önceden hızını ayarlarsın, virajda fren yapmazsın. Ha sen beceremiyorsun, kullanamıyorsun o şekilde. Yapacaksın tabii. Naniden bir şey çıktı, tabii ki fren yapacaksın. Etkilerini bil diye bunu yaptım ben. Arka fren seni içeri alır. Doğrudur bu. Arka fren seni virajın içine doğru sokar. Ama bir şart var. Gazın hiç kapanmayacak. Yani ağırlık öne doğru gitmeyecek. Bak gaz açıkken. Gaza basıyor. Arka freni yaptığın zaman motosiklet yatık olduğu tarafa doğru gelir. Çok da güzel gelir. Ama bu denize düşen yılana sarılır hesabı bu. Yani bunu ben biliyorum. Öyle bunu hep yapayım. Virajı hızımı ayarlamama gerek yok gibisinden sanki söyleniyor bunlar. Virajda fren yapılır, yapın. Öyle mi ya? Yapmayın tabii ki. Bak ön frenin etkisi ciddi bir süratte aniden ön frene asılacağım. Bak motorun nasıl dikleşti ve karşıya geçti. Ön frenin etkisi de bu. Yapmak zorunda kalırsan bunu bil. Ama ben nasıl olsa bak gördün mü? Ben nasıl olsa fren yaparım ya virajda. Virajda fren yapılır diyor zaten. Herkes yap o zaman.
Sonra bana yolla videoyu ama, olur mu? Viraja girmeden bitirin. Ya bitirin. Yoksa böyle dikleşir, öbür türlü gazı kestiğin zaman arka tekerlekte tutuş kalmayacağı için... Yalnız o kadar ezberlemiş ki, görüyorsunuz mu refleksleri? Arka frende savun... Hocam. ...olursun, düşersin, kaza yaparsın. Yoksa virajda fren yapılmaz, uçulur, virajda fren yapılmaz, gidip oradaki arabaya çarpılır mı diyorum ben. Demiyorum. Öyle demiyorum. Yapacaksanız etkisini bilin. Ama asıl olan hiç fren yapmadan o virajı bitirmektir. Hmm. Öncesinde... Hazırlanacaksın yani. Bakın motorcular, bunları sizin için izletiyorum. Ben motor sürmeyi bilmem, ömrüm boyunca da bilmem. Bir kere deneyeceğim sadece. Ayarlamaktır her şeyi. E sen öncesinde ayarlayamıyorsun. Ondan sonra bu konuda bilgin eksik. Bu konuda belki işte becerin eksik. E giriyorsun, Allah fazla geldi. Dur bir fren yapayım diyorsun. E yapılır canım, yap. Düşünceli. Kendin hoş olsun senin. Ama bana sorarsan, bak şu abini dinliyorsan, virajda frene ihtiyaç duymayacak şekilde kullanırsan en iyi sürücü sensin. Öyle değil mi canım? Vallahi öyle yani. Şimdi efendim, Türkiye'nin kripto para borsası iCryptex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe destek veriyor. Ben dün biliyorsun. Hiç. Bunun için iCryptex'e teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar sayesinde baştan sona bu programı kesintisiz izleyebiliyorsunuz. Sevgiler, saygılar Zafer Hocam. Teşekkür ediyoruz. İkinci olayda arabalı abiye katılıyorum. Evet, sinyal vermemesi yanlış, kabul, ama zaten en sağda giderken sağdan bir aracın hiç gelmiyor olması lazım. Muhtemelen kazada da haklı bulunacaktır. Ha. Zafer Bey, takipçilerinizden videoları alırken dikkat edin. Videoları mutlaka YouTube hesabınızın açık olmadığı başka bir bilgisayarda indirin ve işleyin. Yakın çevrenizde bilen varsa sanal makine üzerinden de bunu halledebilirsiniz. Siz motor güvenliği konusunda güzel bilgiyorsunuz. Ben de size siber güvenlik konusunda bu ufak bilgiyi vereyim istedim. İyi günler. Bilmiyorum, gençsiniz falan ama bunu yapmanın yeri burası mı ya? Dört şerit. Zararlı yazılımı video formatında iletebilir. Video sana çift taklasa video olmadığı anladığında çok geç olur. Ya bence burada en safe rota, zaten biz de hep öyle yapıyoruz. En güzeli YouTube üzerinden almak. Linkinde YouTube linki olduğundan emin olacaksın. YouTube üzerinden almak en mantıklısı bence ya.